Merhaba, sosyal medyanın çok olumlu yönleri var. Özellikle haberleşmedeki hız inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla bizler de hastalarımızdan çok sayıda mesaj alıyoruz. Bu mesajların temeli genellikle bir anjiyo ve anjiyo sonrasında bizim yorum yapmamızı istiyorlar. Bu anjiyo raporlarının fotoğrafını çektiriyorlar ve ondan sonra bize gönderiyorlar. Fakat maalesef bu bizim için yeterli değil. Bunun üzerinden yorum yapmak son derece yanlış olabilir. O yüzden bizim hareketli görüntülere ihtiyacımız var. E-nabız üzerinden indirilip gönderilebilir veya elektronik posta ile başka bir teknikle bize ulaştırılabilir. Çünkü bizim onu görmemiz gerekiyor. Çünkü damarların yapısı nedir? Damar tıkanıklığı nerede? Kaç damarda tıkanıklık var? Kaç tane? Bu damar tıkanıklığının arkasında krizsiz bizim hedeflediğimiz bypass yapılabilecek damarlar var mı? Kapağın fonksiyonları nedir? Kapak hastalığı var mı? Kalbin kasılma fonksiyonu nedir? Bütün bunları görmek gerekiyor. Her şeyin öncesinde de siz ameliyat olacağınız zaman ameliyat olacağınız hekimle görüşmenizin esası bütün bunların temelini oluşturuyor. Neden? Çünkü hekimle görüşürsünüz. Hekim size bunların detaylı bir şekilde anlatır. Opsiyonlarını anlatır. Ameliyatın tehlikesi var mı yok mu onunla ilgili bilgilendirir. Çünkü merak edilen, sorulması gereken çok sayıda soru vardır. Hastanın yaşından tutun, fiziksel kapasitesi, şekeri var mı, insülin kullanıyor mu, tansiyonu var mı, kolesterolü var mı, ailede kalp hastalığı var mı, daha önce ameliyat geçirmiş mi, başka damar tıkanıklığı var mı, şah damarında bir sorun var mı, bacak damarlarında bir sorun var mı, obezitesi yani çok büyük bir kilo fazlası var mı, hareket kabiliyeti nedir? Bir sürü detayın mutlaka incelenmesi gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde gerçekten düzgün bir şekilde yorum yapma imkanına sahibiz. Nitekim bu koşulları gerçekleştiren hastalarımıza da gerçekten sağlıklı bir şekilde yorum yapabiliyoruz. Ama öncelikli olarak da kendi hekimiyle de görüşmesi ve onlarla da bunları tartışması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bizim işimizde genellikle her şeyin çok ciddiye alınıp çok iyi bir hazırlık dönemiyle ameliyata gitmek gerekiyor. Sadece bu karar verilirken aynı zamanda hangi damara bypass yapılacak, kaç damar kullanılacak ve bu ameliyat acaba kalbi durdurmadan yapılabilir mi, küçük kesilerle yapılabilir mi? Bütün bunları detaylı bir şekilde değerlendirmek, hastayla tartışmak gerekiyor ve her şeyin ötesinde söylediğim gibi hasta hekim arasında bir güven ilişkisinin mutlaka kurulması gerekiyor efendim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim.